Merhaba, ben Ayben Polat Bulut, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün sizler için son yıllarda oldukça güncel olan mikroplastikler hakkında kısa bir sunum yapmak istiyorum. Bu sunum kapsamında mikroplastiklerin kaynakları, taşınımları, atmosferi, karasal ve sucul çevre üzerindeki etkileri ve bunun yanı sıra insan sağlığı ve canlılar üzerindeki diğer canlılar üzerindeki etkilerine de kısaca değinmek istiyorum. Sunumuma ilk olarak mikroplastikleri tanımlayarak başlamak istiyorum. Plastikler, mikroplastikler, mezoplastikler ve makroplastikler olarak sınıflandırılmaktadır. Bizim esas konumuz olan mikroplastikler ise boyutları 5 milimetreden daha küçük olan atık plastik parçalarıdır. Mikroplastikler yine birincil ve ikincil mikroplastikler olmak üzere iki kategoride sınıflandırılmaktadır. Birincil mikroplastikler özellikle kişisel bakım ürünlerinde kullanılan mikro boncuklar gibi özel uygulamalar için özel olarak üretilen mikroplastiklerdir. Bunlar daha çok kozmetik sektöründe ve ilaç sektöründe kullanılmaktadırlar, tercih edilmektedirler. En çok kullanılan türleri de polietilen, onun dışında polipropilen ve polistireendir. İkinci plastikler ise büyük atık plastik malzemelerin biyolojik, fiziksel veya kimyasal yollarla parçalanması ya da bozulması sonucu oluşan mikroplastikler olarak bilinirler. Ve çevredeki mikroplastik kirliliğinin büyük çoğunluğunda ikinci mikroplastiklerin oluşturduğu bilinmektedir. Son zamanlarda miktarlarındaki sürekli artış, kalıcı olmaları, her yerde bulunmaları, sucul ortamlardaki toksitesi, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturması gibi nedenlerden dolayı önemli bir çevresel sorun haline gelmiştir. Bu konu hakkındaki en büyük kaygı biyolojik parçalanmaya karşı dirençli oldukları için sürekli olarak birikme eğilimindedirler ve sürekli olarak biriktiklerinden sürekli olarak bu nedenden dolayı da miktarlarında bir artış gözleniyor. Ve önlenemeyen bir çevre kirliliği oluşturuyor sonunda. Mikroplastiklerin zamanla hava koşulları ve mikrobiyal süreçlerle bozulmalarının zor olması çevrede büyük miktarda birikmelerine neden olmaktadır. Mikroplastikler günümüzde her yerde bulunan kirleticiler olarak kabul edilmektedir ve hava, su, toprak, sedimentler gibi tüm çevresel alanların mikroplastiklerle kirlenmiş olduğu da bilinmektedir. İlk olarak karasal ortamdaki mikroplastiklere değinmek istiyorum. Karasal ortamdaki mikroplastik kaynakları ve taşınımı dediğimizde, karasal alanlardaki mikroplastikler esas olarak temizlik ve kozmetik ürünlerinde kullanılan birincil parçacıklardan ve büyük plastik ürünlerinin parçalanması sonucu oluşan ikincil mikroplastiklerden oluşmaktadır. Topraktaki mikroplastik kirliliği birden çok kaynaklanmaktadır. Bunlara değinecek olursak arıtma, çamuru depolama sahalarından gelebiliyor bunlar. Kompost uygulaması sonucu açığa çıkabiliyorlar. Atık suların taşması sonucu yine meydana gelebiliyorlar. Araba lastiği kırıntılarından kaynaklanabiliyorlar. Ve atmosferik çökelme toprak ortamındaki mikroplastiklerin başlıca kaynakları arasında sayılmaktadır. Karasal ortamdaki mikroplastiklerin insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkilerine bakacak olursak, topraktaki mikroplastikler birikerek, taşınarak, erozyon yoluyla, bozunarak ve yeraltı sularını sızarak organizmaları tehdit etmekte ve insan sağlığında olumsuz yönde etkilemektedir. Mikroplastikler toprak fanusu tarafından sindirilerek midelerinde daha küçük mikroplastiklere dönüştürülürler. Toprak doğası mikroplastik taşınımından etkilenir ve mikroplastikler toprak yapısı, işlevi gibi özelliklerle mikrobiyal çeşitliliği değiştirir ve bitki ve hayvanlara geçerek gıda kalitesi ve güvenliği için endişe yaratarak sonunda insan sağlığını tehdit etmektedir. Yani bu şu şekilde açıklayabiliriz. Besin zincirine katılarak
insanlara kadar ulaşabiliyor. Topraktan bitkilere, bitkiden hayvanlara ve hayvanlardan en son insanlara kadar ulaşarak insan sağlığını tehdit etme potansiyeline sahiptir. Toprak organizmaları bağırsak yollarına biriken mikroplastik partiküllerin potansiyel olarak bağışıklık sistemine zarar vermesi ve beslenme davranışını ve gelişimini etkilemesi yoluyla mikroplastikler tarafından büyük ölçüde zarar görmektedir. Ayrıca karasal ortamlarda mikroplastiklerin toprak kalitesini koruyan temel türler olan solucanlar ve akarlar gibi mezofauna tarafından yutulması da yine mezofauna miktarının azalmasına ve buna paralel olarak da toprak kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle mikroplastikler potansiyel olarak karasal organizmalar ve uzun vadeli agroekosistem işleyişi için bir tehdit oluşturduğu da bilinmektedir. Peki karasal ortamdaki mikroplastiklerin toprak üzerindeki etkilerine değinecek olursak, toprakta plastiklerin varlığı yağmur suyu ve sulama suyunun sızmasını azaltır. Toprağın su tutma kapasitesini olumsuz etkiler ve oksijen transferini engeller. Plastik örtünün toprak agregalarının yapısına zarar verdiği ve toprağın havalanmasını ve su geçirgenliğini azalttığı, böylece kök büyümesini ve genel bitki verimliliğini azalttığı da bilinmektedir. Mikroplastiklerin topraktaki taşınımı topraktaki mikrobiyal topluluğu da değiştirmektedir. Ayrıca mikroplastikler topraktaki gözenekliliği ve toprak nemini de değiştirebilir. Bu da topraktaki anaerobik ve aerobik mikroorganizmaların dağılımını etkilemektedir. Çünkü oksijen geçirgenliğini etkiliyor. Bunun sonucunda da aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar etkileniyor. Toprak gözeneklerindeki değişiklikler mikrohabitat kaybına ve yerli mikroorganizmaların yok olmasına neden olabilir. Mikroplastikler yine toprak pH'ını, toprak yapısını, toprak verimini, toprak mikroorganizmalarını ve suya dayanıklı agregayı etkileyerek toprağın biyofiziksel özelliklerini etkilemektedir. Toprakta büyük plastik filmlerin varlığı toprağın hidrolik iletkenliğini, mikrobiyal aktivitesini ve verimliliğini de etkilemektedir. Mikroplastiklerin toprak üzerindeki biyojeokimyasal etkileri ise organik karbon ve azot döngüsünü, toprak mikrobiyal aktivitesini ve besin transferini engellemeyi içermektedir. Toprak mikroplastikleri ayrıca toprak enzim aktivitelerini ve toprakta çözülmüş besinlerin birikimini de etkilemektedir. Mikroplastikler tarafından bozulan toprakların fizikokimyasal özellikleri sürdürülemez tarım arazilerine ve çevresel dayanıklılığın azalmasına neden olmaktadır. Sucul çevredeki mikroplastiklere değinecek olursak, ilk olarak kaynakları ve taşınımına baktığımızda plastik üretim ve plastik atıklarının parçalanma hızının daha yüksek olduğu karasal ortamlardan, yağışlardan sonra akışla mikroplastikler genellikle su ortamına bu şekilde ulaşmaktadır. Ve yağış ne kadar fazla olursa o kadar çok plastik malzeme, mikroplastik karasal ortamdan sucul ortama ulaşıyor. Yine karasal ortamdan sucul ortama ulaşmasındaki önemli bir faktör de akış hızı. Yine akış hızı da ne kadar fazlaysa o kadar fazla mikroplastik sucul ortama karışıyor demektir. Mikroplastikler çoğunlukla insan yapımı çöplerden oluşur ve okyanusta da iki farklı yoldan birikme eğilimindedir. Bunlardan ilki deniz ortamına arıtılmış atık su deşarjı, ikincisi ise deniz ortamına mikroplastik emisyonu, daha doğrusu plastik emisyonu ve denizde parçalanarak mikroplastiklere dönüşmesidir. Mikroplastikler, mikroplastik içeren atık suların deşarjlarıyla yine sucul ortama giriyor dedik. Çevredeki mikroplastik atıkların ayrışması sonucu oluşuyor ikinci mikroplastikler olarak. Plastik ürünlerin aşınmaları sonucunda oluşuyor. Yağmur suyu ve akışla geldiğini zaten söylemiştik. Atık su arıtma tesisi çıkış suyu gibi yollarla yüzey sularına karışırlar. Ayrıca atmosferik çökelme ile evsel ve endüstriyel atık su deşarjları da deniz ve tatlı su sistemleri için önemli mikroplastik kaynakları arasındadır.
Mikroplastiklerin fizikokimyasal özellikleri, hidrodinamik faktörler ve çevresel özellikler taşıma dinamiklerini ve dolayısıyla mikroplastiklerin farklı deniz alanlardaki dağılımını ve birikimini de etkilemektedir. Sucul çevredeki mikroplastiklerin etkilerine değinecek olursak, hem birincil hem de ikincil mikroplastikler deniz ortamı ve ekolojik süreçler üzerinde potansiyel negatif etkiye sahip oldukları bilinmektedir. Planktonlar ile benzer büyüklükte olduklarından dolayı farklı tropik seviyelerde sucul organizmalar tarafından kolaylıkla alınabilirler. Böylece daha yüksek trofik seviyelerde birikebilirler, besin zincirine katılabilirler ve insanlara kadar ulaşarak insan sağlığı için tehdit oluşturabilirler. Büyük deniz memelileri mikroplastikleri doğrudan deniz ortamından veya dolaylı olarak onları absorbe eden veya tüketen diğer organizmaların yutulması yoluyla alabiliyorlar. Mikroplastikler onları yutan organizmalar üzerinde doğrudan çeşitli olumsuz etkilere sahiptir. Bunlar iç ve dış yaralanmalar olabilir. Yalancı tokluk hissi ve fizyolojik stresle sonuçlanan bağırsak yolunun tıkanması bunlar arasında sayılabilir. Beslenmede değişiklik ve büyümenin gecikmesi görülebiliyor. Doğurganlık ve yavruların hayatta kalma süresi, kalma oranında bir düşüklük meydana gelebiliyor. Nörotoksite ve davranış bozuklukları oluşabiliyor. Histopatolojik hasar meydana gelebiliyor. Biyokimyasal ve hematolojik değişiklikler ve embriyotoksite bunlardan bazıları olarak biliniyor. Sucul çevredeki mikroplastiklerin etkilerine bakacak olursak, mikroplastikler tek başına veya toksik bileşiklerle birlikte biyobirikim ve biyomagnifikasyon süreçleriyle besin zincirine geçer ve deniz ürünleri ve sofra tuzu gibi biyotik ve abiyotik kirlenmeler sebep olarak insan sağlığı için potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Mikroplastikler oksidatif stres oluşturabilir ve doku hasarına ve kronik iltihaplanmaya neden olabilir. Mikroplastikler ayrıca patojenik bakterilerin üreme kapasitesini ve su biyolojik topluluğunu geliştirerek mikrobiyal topluluk yapısını değiştirmede olumsuz rol oynamaktadır. Mikroplastik birikimi güneş ışınlarını engelleyerek fotokimyasal reaksiyonları da etkilemektedir. Mesela su bitkilerinin fotosentezi etkilenir mikroplastik birikimiyle birlikte azalmaktadır. Son olarak atmosferik çevredeki mikroplastiklere değineceğiz ve atmosferik çevredeki mikroplastik kaynakları ve taşınımına bakacak olursak atmosferdeki mikroplastiklerin temel kaynağı tekstil ürünleridir. Ve her giysi yıkama başına yaklaşık 1900 elyafın salındığı bilinmektedir. Küçük lifler giyme, temizlenme ve kurutma sırasında giysilerden koparak kolayca atmosfere yayılmaktadır mikroplastik olarak. Ayrıca endüstride sentetik tekstillerin kesilmesi de çok sayıda küçük elyaf üretebilir. Sentetik tekstil ürünleri, sentetik kauçuk lastiklerin aşınması ve şehir tozunun mikroplastiklerin en büyük atmosferik kaynağı olduğu bilinmektedir. Havadaki mikroplastiklerin diğer kaynakları arasında giysi ve ev mobilyalarından plastik parçalar, binalar, atık yakma, düzenli depolama alanları, endüstriyel emisyonlar, partikül süspansiyonu, trafikten salınan partiküller, bahçecilik topraklarında kullanılan sentetik partiküller, gübre olarak kullanılan arıtma çamuru sayılmaktadır. Tekstil ürünleri de dahil olmak üzere plastik atıklar düzenli depolama alanlarında birikir ve bazıları ultraviyole ışınları ve fiziksel aşınmadan sonra mikroplastiklere dönüşmektedir. Ayrıca çöplerin tam yakılmaması sonucunda da atmosfere mikroplastik salınabilmektedir. Mikroplastiklerin bir başka kaynağı da trafiktir denilmektedir. Atmosferik ortamdaki mikroplastikler üzerine yapılan çalışmalar, askıdaki atmosferik mikroplastikler, atmosferik partiküller ve toz olmak üzere kabaca 3 kategoriye ayrılmıştır. Dış ortamdaki mikroplastiklerin taşınması esas olarak rüzgar hızı, rüzgar yönü, nem, yağış ve kar yağışı gibi meteorolojik koşullardan etkilendiği bilinir.
İç ortamlardaki mikroplastikler esas olarak insan faaliyetlerinden etkilenirken insan yürüyüşü, klima kullanımı ve sıcaklık ve nem bunların dağılımını etkilemektedir. Lifli olmayan mikroplastikler insan faaliyetlerine karşı daha hassastır ve lifli askıdaki mikroplastiklerin rüzgarla taşınması daha olasıdır. Ayrıca mikroplastik parçacıkların yoğunluğu ve şekli taşınmaları üzerine önemli etkilere sahiptir. Rüzgarla yüksek enlemlere taşınan mikroplastikler buzullarda mikroplastik birikiminin nedeni olarak düşünülmektedir yine. Rüzgar küçük boyutları ve düşük yoğunlukları nedeniyle mikroplastiklerin dağılımında birincil faktör olarak kabul edilmektedir ve küçük mikroplastiklerin uzak bölgelere taşınmasında da yine itici güç olarak kabul edilir. Yerel meteorolojik faktörler mikroplastiklerin zamansal değişiminde önemli mekanizmalardır. Mikroplastiklerin birikimi nem, yağmur, kar, rüzgar, fırtına hızı ve basınç gibi bazı faktörlerle ilişkilidir. Hem yağmur hem de kar yağışı atmosferik mikroplastik miktarıyla önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir. Mikroplastiklerin iç ve dış ortamdaki dağılımı birkaç faktöre bağlıdır. Atmosferik mikroplastik davranışını ve taşınımını etkileyen faktörler ise dikey kirlilik konsantrasyon gradyanı yere yakın yerlerde konsantrasyon daha yüksektir. Yine rüzgar hızı, rüzgar hızı ne kadar fazlaysa seyrelme o kadar fazla olur. Rüzgar yönü yine önemlidir. Çökelme yine 2,5 milimetreden büyük partiküller daha hızlı çökelme eğilimindedir. Ve sıcaklık son parametredir. Düşük sıcaklıklar çekirdeklenmeyi ve yoğunlaşmayı arttırdığından daha yoğun partiküllerde daha yine hızlı çökelme eğilimindedir. Atmosferik çevredeki mikroplastiklerin etkilerine değinecek olursak, soluma yoluyla mikroplastik maruz et meydana gelebilir. Ancak insan sağlığı için olan yan etkileri tam olarak bilinmemektedir. İnsan akciğerlerine solunan mikroplastikler hapşırma gibi mekanik yöntemlerle ya da lenfatik taşıma gibi temizleme mekanizmalarına maruz kalmaktadır. Bu yolla birçok mikroplastiğin vücuda girmesi engellenebilir. Ancak bazı durumlarda bu temizleme mekanizmalarından bu mikroplastikler kaçabilmektedirler. Kaçtıkları takdirde mikroplastikler proteazların ve reaktif oksijen türlerinin salınmasından kaynaklanan iltihaplanmaya neden olurlar. Seyrelme nedeniyle dış havada düşük konsantrasyonlarda mikroplastiklere maruz kalma beklenmektedir. Bununla birlikte olumsuz atmosferik koşullarda mesela rüzgarın düşük olduğu dönemlerde mikroplastiklerin uzaklaştırılması azaltılabilir ve bu da daha yüksek konsantrasyona maruz kalmaya sebep olabilir. Tartışma ve sonuçlar. Mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri son yıllarda dikkat çekmeye başlamış ve güncel bir araştırma konusu olmuş ancak henüz tam olarak belirlenememiştir. Dayanıklı, hafif ve ekonomik olmaları plastik ürünleri cazip hale getiren en önemli özellikleridir. Biyolojik bozulmaya karşı dirençli olduklarından yüzyıllarca bozulmadan kalabilir ve toprak, su ve havayı kirletirler. Ayrıca besin zincirine girerek insanlar ve diğer canlıların dokularında birikerek onlara zarar verme eğilimindedirler. Bu nedenle vakit kaybetmeden mikroplastik salınımı ve kirliliğini azaltacak önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden ilki atıklar ilk olarak kaynağında ayrıştırılmalı ve plastik atıklar geri dönüşüme gönderilmelidir. Plastik üretiminde kullanılan toksik maddeler yasal düzenlemelerle kısıtlanmalıdır. Ve son olarak insanlar bilgilendirilerek plastik malzemeler yerine daha sağlıklı ve çevre dostu malzemeleri kullanmaya teşvik edilmelidir. Benim sunumum bu kadar ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.